Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve yufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kalel abdu la ilahe illallah harakatis semavati hatta takife beyne yedeyillah. Feyekulu uskuni keyfe eskunu ve lem yufer li kaili. فَيَقُولُ مَا أَجْرَيْتُكِ عَلَى لِسَانِهِ وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ صَدَقَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazır olun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâlel abdu, mümin bir kul, mümin olması şart. Derse ki ya Rabbi ya Rabbi, iki defa ya Rabbi ya Rabbi, bunalmış, çaresiz kalmış, üzülmüş, ya Rabbi ya Rabbi diyor içinden gelerek, içinden özünden gelerek. Yani bizim camilerde yaptığımız gibi değil. Cuma akşamları Anadolu'da tövbe istiğfar edilir, usuldendir. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, ay diye de bir de ses çıkarıyor, esniyor. Böyle değil, böyle değil. Ya Rabbi, ya Rabbi diyor, Süleymaniye'nin bu sütunlar nereden geldi acaba, buna bakıyor. Böyle değil, içten gelen, derununden gelen, öyle diyor. Mümin, içten gelen şekilde ya Rabbi, ya Rabbi demiş. Se derse, evet, kâlellâhu, Cenab-ı Hak buyurur, içten gelen ya Rabbi dedi mi, iki defa, iki defa, lebbeyk abdi, buyur kulum, buyur, ne istiyorsun? Buyurur, hadis-i şerif bu efendim. Ne istiyorsun? Buyur, söyle. İstediğin söyle, üçüncüyü söyletmez diyor. İki defa içten gelen ya Rabbi demişse, sel tuta, iste verileceksin. Hazır, melekler sana yardım etmeye hazır. İste ne istiyorsun de. Yürekten söyledin mi, Allah mümini yalnız bırakır mı? Çok seviyor. Allah veliyyüllezine amenü. Allah müminlerin velisidir, dostudur, sevenidir. Hiç yalnız bırakır mı? Ama derundan bunaldım ya Rabbi, bunaldım ya Rabbi. İçinden ya Rabbi demiş iki defa. Üçünü söylemez. Söyle söyle, ne istiyorsun? Hazır, verileceksin denilir diyor. Onun için dua ederken, dua ederken yürekten etmek lazım. Ve de ya Rabbi ya Rabbi, bak ya Rabbi bir defa değil, ya Rabbi ya Rabbi ısrar etmek lazım. Şuna benzetiyorlar. Mesela bir adamla iş bitirmeye gidiyorsun, talepte bulunuyorsun, müdüre, amire, şuna buna, söyle, çık lan diyor.
Veya bir zengin adama gidiyorsun. Bana yardım et. Çık gidelim. İşim var, görmüyor musun? Gidiyor. Abi yapma ya. Bir daha lütfen. Durumun çok kötü. Bir daha geliyorsun. Çık dedim sana. Ama adamın durumu çok kötü. Bir daha geliyor. Israrla. Aha o adam gibi dua ederken Allah'a böyle ısrarla sokulmak lazım. Ondan isteyip durmak lazım. Hele hacca gittiğin zaman Arafat'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş dönmüş dua ediyor. Dönmüş dönmüş yine söyledi, bir daha söylüyor. Bir daha söylüyor. İşte biz de hatta kitaplarda diyor ki ağlayın diyor. Kitapta ağlayın Arafat'ta. Ağlayamazsanız diyor ağlar gözükün bari diyor. Çeklen ağlayın. İçinizden ağlayamıyorsun. Ağlamaya çalış, ağla gözük yani. Öyle diyor. Peygamberimiz de dönmüş dönmüş dua etmiş. Biz de bunları bildiğimiz için şimdi kışa geliyor ya. Eyyam Buhur'da da hac zamanı oldu. İkinin çıksak da öyle cayır cayır yanıyor, yakıyor güneş. Biz de bu sünneti yerine getirelim diye duamızı döndük döndük tekrarladık, yaptık filan. Arkamızda bazı kimseler, ya bizi herif ıscakta yakmaya gelmiş ya. Durmadan uzatıyor ya filan diye sonra konuşmuşlar. Bilmediniz mi işte böyle iş zordur. Halbuki Allah'tan isterken dilenci gibi kovsa da bir daha kapıdan kovuyor, bacadan gireceksin. Allah büyük, en sonunda aman ya al şunu git diyor ya, koparacaksın gideceksin. Öyle Cenab-ı Hakk'a karşı dua ederken bunda ona da işaret var. Bak bir defa değil, ya Rabbi, ya Rabbi. Bir de özünden söylersen üçünü dedirtmez. Söyle, verileceksin buyurur. Evet diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kabul, duanın kabul olmasından sebeplerinden birisi ısrarla Allah'tan istemek. Allah büyüktür, verecek bana diye ısrarla Allah'a sokulup istemek. Allah fazl-ı kereminden umudunu kesmemek. Kesmemek lazım. Tabii kıbleye dönerek abdestli vaziyette derununundan gelen şekilde dua etmek. Duanın kabul şartlarından bir şeyleri. Efendim yağmur evvelinde, yağmur tıp tıp damlamaya başladı. Yağmur evvelinde, çünkü İslam esaslarına göre yağmura siz ne diyorsunuz Anadolu'da? Rahmet. Neden rahmet deniyor? Her yağmur damlasıyla melek iner yeryüzüne. İslam esaslarına göre. Eski Diyanet İşleri Başkanı, Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. İslam fıtri, tabii, umumi bir dindir diye muhteşem kitabı olan Ahmet Hamza Akseki merhum hocamız da bunun kitabında açıklıyor. Her yağmur damlasıyla bir melek iner. Melek de bereket getirir. Onun için yağmura rahmettir bizim Anadolu'da. Rahmet derler. Rahmet derler. İşte melekler indiği için dua ederseniz melekler günahsızdır. Amin dediler mi? Aynen dediği olsun demektir o amin. Sizin duanız da geçerli. Senin içinde haram lokma var, şüpheli şey var, tam şuurlu dua edemiyorsun falan filan. Ama melek halih, temiz kul olduğu için, yağmurla da evvelinde de meleklerin indiği için yağmur evvelinde edilen dualar da kabul olur diye. Her gece bir saat var, işte bilhassa gecenin son üçte biri. Bilhassa cuma günü bir saat var ki edilen dualar %100 geçerli. O saati yakalayacağız diye sahabe-i kiram cuma günü imsak vaktinde camiye girerlermiş. Daha ertesi güne kadar camiden çıkmazlarmış. Yakalayacağız o. Devamlı dua ederlermiş. Bazılar diyorlar ki cuma günü o saati işte hutbe sırasındadır. Onun için o diyenlerinki de uygun olursa diye hatip şey eder, dua eder hutbede. Ümmet-i Muhammed'e dua eder. Yalnız biz de Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Hutbe namazdan olduğu için öğle namazı 4. 2 rekat cuma kılıyoruz. 2 rekatı nereye gidiyor? 2 rekatı hutbe sayılır. Namazdan sayılır. Hutbeyi dinlemek farzdır.
Cuma'nın rüknüdür hutbe. Hutbe olmasa cuma geçersiz. Onun için bizden namazda olduğumuzdan konuşulmaz, namaz kılınmaz hutbe okunurken, sünnet bile kılamayız. Açıktan amin bile denmez, salavatla getirilmez. Ona öyle dinlenir, huşu içinde, hudu içinde dinlenir. Yani Hanefi mezhebine göre sus deseniz, konuşma deseniz bile kaybedersiniz. Öyle namazdaymış gibi imamı dinliyoruz ya, Fatih okurken, sure okurken öyle dinleriz. Böyle yapmak lazım. O edecek duayı yakalamak için, hani böyle duanın mesela ezan okunurken dua ediyoruz. Ezan duası. Söyleyin diyor Peygamberimiz. Camide söylesen zarar vermez. Evde söylesen zarar vermez. Kimisi ya yeni adet ettiler diyor. Ezan duası diye diyor. Okusun ya o. Sana zararı ne mübarek? Peygamberimiz yalnız söyleyin. Camide söylemeyin diye bir yasak getirmiş mi? Getirmemiş. Söylesin millet. Ezbere bilmiyor. Müezzin söylesin. Herkes duysun. Söylemiş olsun. Çünkü işiden söyleyenle ortaktır yani. Kur'an da öyle. Dualar da öyle. Herkes şimdi karışıyor. Nereden çıktı bu filan diyorlar. Ya o dua edin işte ezan okunurken, ezanın arkasından, ezanla kâmet arasında, kâmete kalkarken, duaların geçiş, namazın arkasından edilen. Onun için biz estağfurullah diyoruz. Yani namazın arkasında 3 defa istiğfar etseniz, eksikleriniz tamamlanır, namaz tam yazılır. Bu 3 istiğfar. Günahların affı sağlanır derseniz, öyle şeyler var, müjdeler var. Bunları yapmak lazım. Duaların geçerlilik nedenlerinden birisi de işte böyle şey etmek, ısrarla dönüp Cenab-ı Hakk'a sığınmak ve şuurlu bir şekilde Allah'a sığınaraktan derinden gelen duygularla bütün zerrelerinle Ya Rabbi diyerek Ya Rabbi, Ya Rabbi bu kelimeyi bakın böyle derse iste vereceğim dedi ya. Bazı âlimler diyorlar ki ismi azam Rab kelimesidir. Buna bakarak iste vereceğim dediği için hadiste Allah'ın güzel isimleri var. Lehul esmaül husna. Allah'ın güzel isimleri vardır. Diyor Peygamberimiz, Kur'an'da var bu. Diyor ki bu güzel isimlerden 99'unu kim sayarsa, 99'unu her gün kim sayarsa cennete gider diyor. Men ahsaha dakhala'l cenne. Cennete gider. Evet. Bazıları da diyorlar ki yani bazı hadislerde ismi azamla edilen dua reddolmaz. İsmi azam ne? Kimisi Allah diyor. Kimisi işte Rab diyor buna bakarak. Kimisi hak kelimesidir, kimisi hay kelimesi, kimi kayyum kelimesidir. Orada saklamış. Ayşe anamız çok akıllı. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Çok akıllı. İsmi azamla dua edilirse dua reddolmaz deyince Ya Resulallah demiş. Hangisi? Özel söyle. Ben demiş bütün müminlerin peygamberiyim. Özel davranamam demiş. Evet. Sen dua et demiş Ayşe'cim. Ayşe anamız çok akıllı. Süper. Başlamış. Dua ederken Ya Rabbi ismi azamın hürmetine. Benim bildim bilmedim bütün isimlerin hürmetine. Sana yalvarıyorum diye. Aferin tutturdun demiş. Ne akıllı değil mi? Bizim bilmediğimiz Allah'ın isimlerinden bilmediklerimiz var. Yani 99'un sayan cennete gidiyor. 99 değil ismi, daha çok. Bilmediklerimiz de var. Bildiğim bilmediklerimin hepsiyle sana yalvarıyorum deyince hariçte kaldı mı? Aferin demiş. Tutturdun. Gene şu dememiş ama. Şu dememiş. Yani bildiğim bilmediğin bütün güzel isimlerinle kelimesini katarsan onu tutturursun ismi azamı. Duanda kabul olur diyorlar. İsmi azamının da Rab kelimesinin olduğunu söyleyen alimler de vardır. Bu hadis-i şerife
bakaraktan dua ederken aczini itiraf edeceksin. Yaptığın günahlarından dolayı eziklik hissedeceksin. Pişmanlık duyacaksın. Kendini hakir göreceksin. Allah'ın Erhamur Rahim'in olduğuna inanacaksın. Allah benim duamı kabul edecek diye kesin inanacaksın. Eder mi etmez mi? Etmez. Mümin kararlı olur. Mümin Allah'a tam kararlı bağlanır. İstersen affet, istemezsen affet. Bu hiç doğru değil. Kafa tutar gibi sanki. Bu hiç değil. Allah büyük. Benim duamı kabul edecek diye inanacaksın. Öyle bu inançla dua edeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. Yani beni terbiye eden, yaratan, büyüten, rızkımı veren sensin anlamında böyle dua edeceksin ve de kazanacaksın. Evet. Bu hadis-i şerifi, bütün hadis kitapları yanında Beyhaki, Şuamul İmanında İbn Asakir, Deylemi, Cabir Hazretlerinden, Ayşe validemizden merfu olarak nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz buyuruyor. İza kâle racülü li münafık. Evet. Bir kimse, yani insan, münafık bir adama, yani Allah'a inanmıyor, peygambere hiç sevmiyor ama idare ediyor. İdare ediyor. Bu şahsen biz böyle adamlarla çok karşılaştık. Seni görüyor. Oo, tebrik ederim ya. Bu devirde namazını geçirmiyorsun. Maşallah İslam yaşıyorsun. Oo. Bir başka illallah bu yobazlardan illallah. Tam münafık. Öyle adamlar var. Ya bu Müslümanlardan yani bıktık ya filan. Öyle adamlar var. Çok değil ama elhamdülillah bizim insanımız dine saygılı, günahkar da olsa dine saygılı, Müslümanları seviyor, sayıyor ama bazı böyle içi dışı farklı kimseler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de varmış. Camiden çıkmazlarmış. Zengin adamlar, kellifelli böyle gelirlermiş. Müslümanlar da gariban takımından, dördürüz elbisesi yok, ayakkabısı yok. Yiyip içemediği için zayıf naif. Onlar zengin adamlar, elbiseleri güzel, kelle kulak yerinde. Gelirlermiş mescidin duvarına dayanırlarmış, kibirli kibirli. Kur'an-ı Kerim'de Allah onlara kendim huşubun müsennede diyor. Hani kereste biçen, kalasları biçen marangozların civarlarında böyle dayarlar da tahtayı kurusun murusun diye. Bıçarlar, dayarlar kenara. Hava alsın da bu şey olsun filan diye. Aha duvara dayanmış kereste. Onlara benzetiyor. O münafıkları kurulu kurulu duvara dayanırlarmış. O garip Müslümanlara böyle tepeden bakarlarmış. Zarla camiye geliyorlar. Çünkü çevreler hep Müslüman olmuş. Bakkal mesela kimse ekmeği almayacak. Öyle. Ticaret için geliyorlar. Müslümanlardan korktuğu için geliyor vesaire vesaire. Ama içi bir türlü peygambere ısınmamış. Çok var böyle. Bunları peygamberimiz bildiği halde onlara hiç Hazreti Ömer müsaade et ya Resulallah şunları bir temizleyeyim diyormuş. Dur Ömer. Mesela Abdullah İbni Übey var. Bir yerde bir sefer dönüşünde mola verilmiş. Bani Mustalik kazasında dönüşte mola verilmiş. Her asker dinleniyor. Herkes bağrını bacağını açmış. Başında külahını çıkarmış. Serinliyor. Boynu uzatmış bir tanesi. Bir arkadaşı da gelmiş boynuna bir tane şaklatmış. Ama biraz sert olmuş. Şaka yapmış ama o da bir tane vurmuş kim vurduğunu buna der. Onu da ağzını burnunu dümdüz etmiş, kanamış. Ağız burnu kanayınca o da ona, o da ona derken iki tarafın arkadaşları başlamış kavga etmeye. Peygamberimiz gürültüye kalkmış. Niye o demiş? Böyle böyle. Bu cahiliye adetidir. El şakası yapmayın. Haramdır diyor. El şakası haram. Orada öğreniyoruz. Dil şakası da hakaret küçümseme anlamında haramdır.
Ama onun dışında kalpleri ısındırma bakımından iyidir dil şakası. Ama el şakası haramdır. Hele silah şakası kesinlikle haramdır. Şeytan doldurur diyor Peygamberimiz. Kesici, delici bir aletle tabanca, tüfek olduğu gibi bıçakla şaka olmaz. Şeytan elini kaydırır ve katil olursun. Çok kasırlarda görüyorsunuz. Kurşun yok zannediyor, tekiyor, vuruyor arkadaşını. Kesinlikle haramdır. İşte böyle orada kavga olunca bir taraf o Abdullah Bey'in sülalesindenmiş. Adamı koşun demiş, yardım edin. Öbür tarafta Hazreti Ömer'in şeysindenmiş, yakınlarından. O da koşun yardım edin. O Abdullah Bey müminler birbirine kırdıracağım diye keyfi yerinde. Peygamberimiz bir dakika durun deyince hemen durmuşlar. Cahiliye adetidir bu. Bir daha el şakası yapmayın deyince herkes usulca kafası neymiş gitmiş. Gen olmadı demiş. Gen olmadı. Müslümanları kavga ettiremedim. Kahroluyor adam, içinde şeylik var, düşmanlık. O zaman demiş ki bunu affetmeyeceğim. Benim sülalemden adamı dövdürdü. Adamı onun dövdü. Medine'ye varınca şerefli olan adam o peygamberimize diyor, zelil olanı çıkarıp Medir'den çıkaracak diyor. Onu da bir sahabi duymuş, ya Resulullah demiş, böyle söyledi sana. Çağırmış onu, Hazreti Ömer orada, ya Resulullah demiş, müsaade et şu münafığın kellesini bir uçurayım demiş. Yo dur Ömer, dur. Ne derler Ömer demiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını boynunu vurdurmaya başladı. Rakip görüyor kendine derler. Bu dedikoduya sebep olmam. Ben onun münafığı olduğunu biliyorum. Ama bunu dedirtmem. Çünkü beş vakit namazdan hiç ayrılmıyor herif. Daha iç kalpleri Allah bilir. Ben de söylemem. Bunu dedirtmem demiş. Bu dedikodu olur. Sakın ha. Neyse çağırmış onu. Yemin billah etmiş. Yok canım. Ben demiş aklı başında bir adamım. Tahsilli bir adamım, kültürlü bir adamım. Hiç öyle şey söyler miyim ya Resulallah? O söyleyen de gariban bir hizmetçi. Bunun sözüne mi döneceksin benim gibi kellifeli bir adamı? Peygamberimiz gülümsemiş, hadi gidin demiş. Biliyor gerçeği. Herkes onu kınamış, o böyle söyledi diyen sahabeyi. Herkes kınamış. Yana yakıla gece işte ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarmış o. Beni temize çıkar ya Rabbi diye ayet nazil olmuş. Bu olayda Abdullah Bey'in bunu söylediğini, münafıklardan olduğunu söylemiş. Ondan sonra kurtulmuş. Evet, kurtulmuş. Efendim, şimdi içi inanmamış. Kur'an'ı kabul etmiyor. Müslümanları hiç sevmiyor ama işte böyle çevresinden, şuradan buradan, şu veya bu sebeple Müslüman gözüküyor. Münafık bir adam. Bir münafığa, bir Müslüman. Ya Seyyidi, Efendim Hazretleri. Efendim, saygılar sunarım efendim. Siz çok büyük adamsınız efendim. Dese. Fakat ağdaba Rabbahu. Rabbini gazaba getirir. Allah çok kızar bu adama. Sen müminsin. Allah'ın önünde secde edeceksin, eğileceksin. Kaç paralık adam o ya? Bir münafığa. Efendim menfaat umuyor tabii ondan. Bir menfaati dolayısıyla efendim büyük adamsınız. Arz-ı hürmetler ederim efendim. Filan da yağ çekiyorsa bir münafığa ama dikkat edin. Allah'ı kızdırır. Yani Allah'ın cezasına müstahak olur. Kudret sahibi Allah'tır. Mümin Allah'tan istemeli. Böyle bir münafığa gidip de eğilmemeli. Hele kafire hiç boyun eğmemeli. Evet, şimdi münafığa böyle bir, efendim bilmem nereden gelen turistler benim mağazaya gelecek, lokantamda yemek yiyecek ve dükkanından arş buyurun beyefendiler, hanımefendiler, hürmetler ederim efendim, sizler de büyük bir milletin adamlarısınız. Müşteri celp etmek için bunu söyleyen ne var değil mi? Beş kuruş için bakın ne diyor. Bir münafığa, efendim büyük adamsınız efendim, muhterem adamsınız efendim diyenin Allah gazaba gelir, Allah'ı gazaplandırır. Böyle demeyecek mümin.
Evet, kişilik sahibi olacak. Mümin şerefli insandır. Ve öyle diyor. Velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin. Allah'ın ayeti böyle. İzzet, şeref Allah'ındır. Resulünündür. Ona inanan müminlerindir. Müminler şerefli adamdır. Münafık ise böyle değildir. Allah'a inanmayan, kabul etmeyen adam böyle değildir. Nasıl olur şerefli bir adam efendim diye kıvrılır. Allah'ı gücendirirsiniz. Güç, kuvvet, kudret, izzet bende diyor. Bana eğilmeniz lazım. Benden istemeniz lazım. Bana bel kırmanız lazımken hiçbir şey yapamayacak bir aciz münafığa, böyle kafire bel kırarsanız efendim arz hürmetler ederim filan gibi Allah'ı gazaplandırırsınız. Ama hocam tabii bunun istisnalar var değil mi? Tabii var. İstihbarat teşkilatındansınız. Peygamber yapmış. Göndermiş. Sır çalmak için onlardan gözükmek lazım. Onlara yağ çekmek lazım. Öyle bir hedefin varsa ona bir şey demiyoruz. Mesela Hendek Harbi'nde çok bunalmış Müslümanlar. Soğuk, açlık var. Günlerce yemek yememişler. Hiç uyumamışlar. Çok bunalmışlar. Sıkıştırmış düşmanlar. Gidin demiş. Öğrenin gelin. Ne kadar yiyecekler var. Kaç askerleri var. Niyetleri ne? Söylüyor. Kimse çıkmıyor. En sonunda Huzeyfe demiş. Ses yok. Huzeyfe. Peygamberimizin sırdaşıdır o. Huzeyfetül Yemani. Huzeyfe yok. Bir bakmış dibinde oturuyor. Huzeyfe ne cevap vermiyor? Evladım, ya Resulallah bir haftadır karnımda lokma yok. Görüyorsun sakır sakır titriyorum. Nasıl yapayım bu görevinizi? Kalk bakayım demiş. Kalkınca, kalk deyince diyor, sanki yaz geldi diyor. Üşümem geçti. Sanki doydum. Açlık diye bir şey hissetmiyorum. Çakı gibi oldum. Yürüdüm. Verdiği görevi yapmak üzere. Giderken döndüm. Ya Resulallah bana çok ağır görev verdiniz. Yani bunu ancak Ebu Sufyan, o zaman müşrik kumandan. Müşrik kumandanı. Ondan öğrenebilirim. Onun yanına sokulmam için de ya Resulallah aksi şeyler yapmam lazım. İnandırmam lazım kendimi. Senin aleyhinde falan konuşabilirim. Tamam, onlara bir şey demiyorum da demiş. Yalnız elin hançeri atma demiş. Huzeyfe. Peki ya Resulallah. Gitmiş. Tabii hemen ötekilerin nöbetçileri yakalamış onu. Yakalayınca hemen demiş ki ya demiş ya bir adamın peşine takıldık. Aç kaldık, susuz kaldık, rezil olduk ya. Hah demişler ya, sen akıllı adamdın zaten. Nasıl gittin diye bize düşünüp duruyorduk. Gel bakalım aziz arkadaşımız demişler, eski dostları. Bu nöbetçiler yakalamışlar doğru Ebu Süfyan'ın yanına. Tadı bir oturtturmuşlar. O sırada Ebu Süfyan, şu kadar atımız var, şu kadar silahımız var, şu kadar yiyeceğimiz var. Muhammed'in kökünü kazıyacağım, açlıktan ölecekler deyince hemen elini kızmış tabii. Mümin adam hançere atmış elini. Peygamberin sözünü bir daha duymuş. Elini hançere atma. Çekmiş elini. Hançer asseydi orada parçalarlardı onu. Hizmet görülemezdi. De gülmüş. Evet. Alıcı bilgiyi almış. Onlar zaten şarapları içmişler, sızmışlar. O da gelmiş. Şu kadar askerleri varmış, şu kadar şöyle filan diye peygambere tam bilgiyi vermiş. Evet. Bir hedefin varsa o zaman bir şey demiyoruz ama böyle şu bu basit meseleler için bir münafığa, bir kafire eğilip bükülmek yanlış diyor. Bakın o hadisi okuyoruz. Mümin kişilikli olur, vakur olur. Camiye giderken bile koşmayı caiz görmüyor. Vakur olur diyor. Sanki dağ yerinden yürüyormuş gibi ağır ağır sekinetle gider. Mümin böyle olur. Kafir karşısına geldiği zaman bu kibir değil. Sinek kadar görmez onu. Hiç eğilip bükülmez. Mümin şereflidir. El İslam yalu ve la yula aleyh. Peygamberin sözü bu. Hazreti Ebu Bekir halifedir. Mescidin avlusunda kumun üstünde yatıyor. Devlet reisidir.
Bir tane adam gelmiş iri kıyım. İşi var. Demiş benim işim var. Demişler git caminin camidedir o. Çıkmaz oradan. Gitmiş bakmış cami içinde hani öyle yaldızlı elbiseler giymiş. Tacı tahtı olan bir şey arıyor Arif. Bir koltukta oturan orada kumun üstüne böyle koymuş. Güneş de üstüne gelmiş uyuyor Hazreti Ömer. Bu kadar mütevazi adam. Gelmiş adam bulamadım ya bir orada demiş bir miskin bir herif yatıyor kumda. Aha senin miskin dedin gezin bizim halifemiz git ona söyle. Varmış şimdi filan demiş uyanmış. Ne istiyorsun evladım? Şimdi adam iri kıyım bir adam. Evet. Allah'a tam inanan el imanu heyyubun. İman insana gerçek mümine heybet verir. Hazreti Ömer de Allah'tan çok korkuyor. Adam işte şu işim var filan ama yani kumda yatan heriften ne medet gelir de küçümsüyor Ömer'i. Söylüyor ama Hazreti Ömer onun sözü bitince demiş bir öksürmüş. Kitaplarda yazıyor yani. Ben uydurmuyorum. Adam altını batırmış. Hazreti Ömer'in öksürüğünden korkmuş. Altını batırmış. Mümin heybetli olur. Vakur olur. Allah'a inen adama Allah heybet verir. Çok gördük böyle. Sokakta gidiyor herkes sıraya duran böyle alimleri, salih kulları. Güzel mümine böyle hep saygı. Öyle heybet olur. Şimdi bu Ömer, kumusun yatan Ömer. Bir tane medyusu gelmiş. Doykurmuş böyle. Elini arkaya atmış. Medyusiyi sinek kadar gömüyor. Evet, kafire karşı mümin şerefli adamdır. Hiç değeri yok kafirin Allah katında. İmansız adamda şeref falan olur mu? Öyle bir gururlu davranmış ki Allah Allah demişler ya Ömer'i biz böyle hiç görmemiştik. Halbuki birisi gidince işte böyle kumda yatıyor. Şöyle yapıyor. Yani demek istediğimiz müminlerin kişiliği olur. Bu kişiliğini böyle münafıklara, kafirlere karşı ezdirmezler, eğilip bükülmezler. İhtiyaçlarını şereflerinden, vakarından taviz vermeksizin görürler. Buna dikkat etmeler lazım. Aksi halde müminin bu hali diyor Allah'ı gazaba getirir. Cenab-ı Hak bizleri kamil iman sahibi yapsın inşallah. Salihlerden eylesin.